Müslümanlığın doğuşunu, ümmet oluşunu, cami etrafında bir mahallenin toparlanışını anlatıyor. Kuba bize. Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı ilk mescid, ilk mabet, müminler orada toparlandılar. Kardeşlerim, küfür Kuba'yı biliyor. Kuba üzerinden İslam'ı dağıtma operasyonu yapmışlardı. Ebu Amir adında biri vardı Ebu Amir. Resulullah Aleyhisselam'a karşı her harpte var. Yemin etmişti. Hendek'te var, Uhud'da var, hepsinde var. En son Huneyn'de görüyorlar onu. Efendimiz Aleyhisselam'a karşı savaşan bir adam. Huneyn'de de kafirler Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında kaybedince ayrılır. Önce Şam diyarına gider, ardından Bizans'a varır. Bizans'a sığınır, Kuba'ya haber gönderir. Kuba'daki münafıklara der ki bekleyin, orada bir mescit yapın, orada gözetleyin, büyük bir orduyla, Bizans ordusuyla, Doğu Roma ordusuyla gelecek, İslam'ı tarihten sileceğiz diyor. Bu mesajı alan Kuba'daki münafıklar Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah içimizde amalar var Yürümekte zorlananlar var Hemen onlar için Kuba'nın yanında Kuba Mescidi'nin yanında biz Başka bir mescid yaptık Gelseniz Orayı siz açsanız ya Resulallah Orada namaz kılsanız Efendimiz Aleyhisselam olur dedi önce Fakat şimdi Tebe'ye gidiyorum Doğu Roma hesaplaşmaya gidiyorum o zor zamanda ashab-ı kiram radıyallahu <laughs> anhum imanlarının anıtlaşmış olduğu bir zaman bir mevsim Efendimiz aleyhisselam gider dönerken oraya uğrayacak fakat Cebrail'e haber verir Tevbe suresinin 107. ayeti gelir وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دُرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل yani onlar bir mescid yaptılar ama وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا Ümmete zarar vermek için, bölmek için, parçalamak için, fitne tohumunu ekmek için, küfür için, inkar için, Müslüman, kardeş kardeşe, düşman olsun diye, ve irsadan limen haraballaha ve rasulahu min önceden Allah'la Resulüyle savaşan Ebu Amir adındaki birisini gözetleyebilmek için küfrün karargahı olsun diye bir cami yaptılar. Kardeşlerim, İslam'la İslam'a karşı savaşıyorlar. Onun için Cenab-ı Hak وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Şeytan anlatıyor, şeytan sizi Allah'la aldatır. Dışarıdan oryantalist konuşuyor, hadise saldırıyor. Diyorsun ki bu adam kafir, İslam düşmanı reddediyorsun. Ama onun fikirlerini alıyor, adam geliyor, tarihselciliği anlatıyor. Kur'an-ı devri bitti diyor. Peygamber aleyhisselamın sünnetiyle savaşıyor. İçeride bu adam, içeriden savaşıyor. İçeriden saldırıyor. Sen kardeşim zannediyorsun, hocam diyorsun, alim diyorsun, eserini alıyorsun, televizyonunu ayarlıyorsun, onu dinliyorsun. Ama adam ulemaya sövüyor. Bize Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini taşıyan alimlere sövüyor. İslamiyeti bugüne getirenler bütün onları itham ediyor. Zan altında bırakıyor. Böyle adamlar var. Onlar namaz kılabilirler. Onlar imana, İslam'a dair konuşabilirler. Yüz tane cümle kuruyor, sayıyorsun. Bu doğru, bu doğru, bu doğru, bu doğru. Peki nerede yanlış var? Bir tane cümleyi 99 tane doğrunun arasına koyuyor. O bir doğruyla imanını alıp gidiyor işte kardeşim. Seni öyle zehirliyor. Sen diyorsun ki, ben bakıyorum zaten, neyi doğru söylüyor? Onun doğrularını alıyorum. Ama arada bir tane yalan var, bir tane yanlış var. O yanlışı alıyorsun, sonra başka yanlış derken bir de bakıyorsun ki sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın hazaratına Allah muhafaza buyursun, düşman kesildin. Kardeşlerim, Ebu Amir Kuba'yı biliyor, Kuba'nın yerini biliyor, konumunu biliyor. Kuba'da bir kardeşlik var. Ümmet orada kucaklaşmış. O halde İslamiyet nerede daha güçlüyse ilk oradan vuralım, o mahalleden vuralım, o mahalle birbirine girince o mahalleyi alalım, götürelim, sonra diğer mahallelere o belayı, o musibeti taşıyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın inayet ve lütfuyla bu meselenin iç yüzüne vakıf olunca gönderir sahabeyi vahşi de onların içinde yıktırır neler varsa enkaz o binanın enkazından onları da yaktırır kardeşlerim enkazı yaktırıyor işte Kuba Kuba'ya karşı yapılan bir operasyon içerden çökertme harekatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fark edince engel oluyor kardeşlerim